Herkese iyi geceler, merhabalar. Umarım herkes iyidir. Hemen şöyle yavaş yavaş toplanalım ve 6. denemeye geldik. 6. denemeyi çözmeye devam edelim. 15'li denemeyi çözüyoruz. Bizim İndeks Akademi'den çıkardığımız bir 15'li deneme. Haliyle beraber çözelim, analizini yapalım. En azından soru tarzı, soru stratejileri... ÖSYM böyle soru sorar mı sormaz mı? O konuda tüm bildiklerimi size anlatmaya çalışıyorum. Şahsen ben keyif alıyorum. Hani böyle her gün yapmak hani yorucu ama gerçekten güzel oluyor ve istikrarlı oluyor. Ana sayfada hepsi kayıtlı hocam. O konuda hiç merak etmeyin. Çünkü bunlar ÖSYM sorular olmadığı için bizim sorular olduğu için haliyle hepsi ana sayfada kayıtlı. Hatta sonrasında isterseniz hikayede daha derli toplu da arşiv olarak paylaşırım. Hani hepsini bir Google Drive'ın içine alırız. Hani bir tuşla hepsini bilgisayara aktarır, güzel güzel dinlersiniz. Herkese merhabalar. Hani son düzlüklere girdik. Bu son düzlüklerde biz de güzel bir jest yapalım dedik. Bugün farklı bir ortamdayım. Bugün böyle... İşten çıkarken online dersim olduğu için eve gitmeden hemen derse girdim. Haliyle sizinle de yine eve yetişemeyeceğim için iş yerinde kaldım. Şu anda halen iş yerindeyim. 15'li deneme bugün 6, haliyle 6'yı bitirdiğimizde 9 deneme kalacak. Yavaş yavaş toplandık galiba. Hadi başlayalım. Ben şöyle bir kitapçığı da yanıma alayım. Ve güzel bir şekilde şöyle yine sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Şöyle bir açı sorunum var. Şöyle bir yerleşemedim. Şurada bir dengeyi düzgün kurduysam şöyle yaptığımda galiba ekranda bir hani simetri sorunu da olmasın, takılmayın o şeylere. Sanki böyle iyi görünüyor gibi dostlarım. Peki. Yorumları kapatalım. Yorumları kapatıyorum. Ana sayfaya kaydedeceğimi ifade edeyim. Böyle müsaade isteyelim. Şimdi. Hadi başlayalım. Canlı dinlemek isteyenler lütfen odaklanın bana. Ve ben de yine elimden geldiğince size yardım edeyim. Peki bugün ne yapıyoruz dedim. 6. deneme. Ben de üstüne basıyorum. Şöyle deneme kitapçığım da yanımda dursun ki şeyi göreyim böyle. Öğrendim 6. denemede ne var? Zoom yapalım ve konuşmaya başlayalım. 6. denemede gördüğüm şey göreceli konumdan bahsediyor. Öğrendim. Şöyle çok özür dileyerek şöyle bir rahatsız etmeyin kısmına da basayım. Şimdi biri arar eder onu unuttum. Şimdi daha sağlıklı sanki. Ve Türkiye'nin aşağıdaki coğrafya özelliklerinden hangisi göreceli konumuyla ilgili değildir? Dersi hatırlayalım. Göreceli konumun coğrafyada bir adı daha vardır. Özel konum. Peki nasıl yaklaşacaksınız soruya? Bunu hani keşfettiniz mi artık? Coğrafyada bir şey göreceli değilse nedir? Hani ne ile kıyaslıyor? Mutlak konumla. Yani diğer adıyla matematik konumla kıyaslıyor. Peki öğrencilerim kavramları hatırlayalım. Coğrafyada mutlak ya da matematikte ne yapacaksınız demiştim. Hani beni tanıyanlar var mı? Benim tüm videolarımı yutmuş olanlar var mı aranızda? O tiyolarımı hatırlıyor mu? Ben şöyle derim bakın. Bakın ben şöyle diyorum. Eğer biraz sonra bak seçenekleri de okumuyorum. Diyorum ki seçenekler bizim kuzey yarımkürede olmamızla ilgiliyse ona mutlak konum diyeceksin. Bizim orta kuşakta olmamızla ilgiliyse ona mutlak konum diyeceksin. Bizim dönence dışı kuzey yarımkürede olduğumuzu kanıtlayan bir şey ise ona mutlak konum diyeceksin. Meridyenle ilgili bir şey ise yani saat dilimi böyle kavramlardan bahsediyorsa ona mutlak konum diyeceksin. Hadi test edelim. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bulunması kuzey yarımkürede olduğumuz için mi oldu? Hayır. Bak bu soruları soracaksın zihninde.
Acaba İstanbul Çanakkale Boğazları'nın bulunması orta kuşakta olmamla ilgili bir şey mi? Yani 23-27 kuzey, 66-33 kuzey arasında olduğum için mi? Hayır. E hocam dönende dışı kuzey yarımküre olduğum için mi? Hayır. E meridyenle ilgili bir şey mi? Saat dilimi böyle şeylerden bahsediyor mu? Hayır. O zaman öğrencilerim bu göreceli konum. O zaman göreceli konum ne oluyor dostlar yani? Koordinatla anlatılamayan şeyler. Bu üçlüye biz enlemle ilgili bilgiler diyoruz. O zaman enlemle ilgili bilgi ise meridyenle boylamla ilgili bilgi ise ona mutlak konum diyeceksiniz. Haliyle ben boğazların varlığını bununla kuramadım. Boğazlar jeolojik bir olaydır. Jeolojik meseleler coğrafyada göreceli konumdur. O zaman öğrencilerim bu göreceli konum. Doğusuyla batısı arasında yarım saat farkı 76 dakika. 76 dakikayı nereden buldu? Çünkü Türkiye'nin doğusuyla batısı arası 19 meridyen var. Dünyada bir meridyen kat edince 4 dakika geçiliyor dostlar. 19 çarpı 4 76 eder. O zaman bu meridyenle ilgili bir laf. Meridyen adına her şey mutlak konum. Yani diğer adıyla matematik konum. Peki kıyı kesiminin iç kesimlere göre daha fazla yağış alması kuzey yarımkürede olduğumuz için mi? Hayır. Bak soruları sor böyle. Orta kuşakta olduğumuz için mi? Hayır. Dönende dışı kuzey yarımkürede olduğumuz için mi? Hayır. Ya diyorsun kıyıların herhalde iyi aşanması coğrafyada deniz kenarında olmamla ilgili bir şey. Nemle ilgili bir şey. O zaman bu göreceli konum. Coğrafyada maden yani yerin altında madenin az olması, çok olması, çeşitli olması göreceli konum. Farklı kıtalardan yani Asya ve Avrupa'dan topraklar barındırıyor olmamız yine coğrafyada öğrencilerim kesinlikle neye giriyor göreceli konum. Çünkü kuzey yarım köredeyiz diye mi oldu? Ya da işte sor o soruları orta kuşaktayız diye mi oldu? Hayır. Bunlar coğrafyada koordinatla bağlantılı bilgiler değil. O zaman ben başladım. İlk soru böyle bir soruymuş. Gelelim iki. Ne sorusu? Soru tarzını bir yakala bana. Kimyasal çözünme sorusu. Öğrencilerin peki ne istiyor? Coğrafyada diyor sıcaklığın yüksek, yağışın fazla olduğu yerlerde kayaçlarda genellikle kimyasal çözünme var. Hemen durdum bir şey hatırla. Kimyasal dışında ne vardı? Fiziksel, diğer adıyla mekanik çözünme vardı. Buna göre kimyasal çözünmenin aşağıdaki yerlerin hangisinde? Diğerlerinden daha çok olması beklenir. Paragraf ne istiyordu? Belli bir sıcaklık değeri olsun ama yağış iyi olsun. Bana böyle bir yer bul diyor. Öğrenciler bunlar için de kim daha yağışlı? O zaman bunlar nerede? Ve yıllık yağış toplamları nasıl? Şöyle isterseniz ben yine deneme kitapçığını önüme alayım. Şöyle bir ikinci soruyu hemen gözümün önünde bir dursun. Size fiziki harita açıp onların bir nerede olduğunu ve iyi yağış alıp alamadığı konusunda sizi bilgilendireyim. Mesela karşımda fiziki harita var. Dostlarım seçenekte Antalya varmış. Antalya ve şu uyarı da yapayım. Hocam şu anda bahsettiğiniz yerler coğrafyada şehirlerin merkezleri mi? Yani ilin merkezini kastediyor. O yüzden öğrencilerim ben şu anda il merkezini kastediyorum. Diyor ki baksana Antalya il merkezi haritada burada. E tanıştırayım. Antalya deniz kenarı. Arkasında paralel uzanan dağlar var. Bu yüzden bu bilgiler coğrafyada yağışı tetikleyen bilgilerdir. Bu sebepten dolayı Antalya hemen hemen 1100 milimetre civarında yağış alır. Yani şu anda seçenekte verilen iller içerisinde galiba en yağışlı odur dostlarım. Çünkü diğerlerinin ortak noktasına bakınız. Siliyorum. Diğerlerinin ortak noktasını görmenizi istiyorum. Yani Ankara. Yani Elazığ. Yani öğrencilerim Edirne. Yani şehir merkezlerini gösteriyorum size. Kütahya. Nedir ortak noktaları? Denizden uzaklar. Hocam denizden uzaksa havada ne olmaz? Yeterlice mutlak nem olmaz. Peki havada yeterlice mutlak nem yoksa o zaman yıllık yağış iyi olamaz ki. Şu anda verilen tüm iller 1000 milimetrenin altında yağış alıyor. Mesela Edirne'nin yıllık yağışı 500-550. Ankara 500 milimetrenin altında 400 milimetre civarı. Kütahya öğrencilerim yine böyle 500-550 bandında.
Ve öğrendiğim Elazığ memleketi yine 500'ün altında kalıyor. O zaman bu memleketler denizden uzak olduğu için ya da işte böyle Elazığ gibi yerler çevresine göre alçakta kalan ovalar olduğu için şehir merkezleri yıl içinde iyi yağış alamazlar. Ozan aradığım seçenek kendini belli etmişti. Hem sıcak hem de yağışlı bir yer olmasından dolayı cevabım Antalya olmalı. O yüzden öğrencilerin bu sorunun cevabının neden Antalya olduğunun işte yine güzel bir açıklaması. E peki üçüncü soru ne olarak kendisini gösterdi? Sanki ben bir bitki sorusu görüyorum. Öğrencilerim karşımda bir bitki sorusu var. Ve bana diyor ki o soru, bir bölgenin iklim özellikleri ile bu bölgedeki bitki örtüsü arasında yakın bir ilişki vardır. Karasal iklimin en büyük özelliği yaz, kış ve gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması, kışların çok soğuk geçmesi ve kar yağışının fazla olmasıdır. Türkiye'de bu iklimin egemen olduğu alanlarda sence hangisinin yetişmesi beklenmez diyor. Yani bana soğuk koşullara adapte olmayan sert karasal iklim gibi yerlerde ya da ılıman karasal iklim gibi yerlerde görünmeyecek bir bitki söyler misin? Tanışalım. Hocam çoban yastığı ne? Çoban yastığı bozkır bitki örtüsünün, diğer adıyla step bitki örtüsünün bir alt türü. O zaman bozkırdan bahsettiği için ılıman karasal iklimin favori bitkilerinden biridir. Hocam meşe ağacı ne? Meşe geniş yapraklı bir ağaçtır. Karasal iklim koşullarına uygun bir ağaçtır. Haliyle eledim. Hocam kardelen ne? Kardelen coğrafyada çayır denilen otun bir alt türüdür. Çayırlar nerede olur? Dağların yüksek kesimlerinde. Kardelen çayır bitki örtüsünün bir alt başlığı. Peki hocam kızılçam kimdi? Kızılçam Akdeniz iklimine uyum sağlamış bir ağaç türü. O zaman Akdeniz iklim koşullarını seven bir ağaç türü. Galiba cevabı buldum. Peki hocam sarıçam? Sarıçam sert karasal iklim denilen yerde, özellikle Kars, Erzurum, Ardahan yörelerinde kendini soğuk koşullara adapte eden iğne yapraklı bir ağaç. Karadeniz'de de dağların yüksek kesimlerinde yine görülebilen bir ağaç. Haliyle öğrencilerim doğru cevap burada D seçeneğiydi. Yani niyetim neyi göstermekti? Neyin alt türü olduğunu, kimin neyin alt türü olduğunu ve hangi ağacın ya da bitkinin hangi iklimle daha çok özdeşleştiği. Peki farklı sorular, her denemede farklı sorular göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Sanki bugün de böyle farklı soru tarzları var. Dördüncü soru. Büyütebildiğim kadar büyütüm, rahatça görün. Aşağıdakilerin hangisinde iç kuvvetlerin etkisi vardır? Yine bir soruya yaklaşmayı öğrenelim lütfen. Hocam coğrafyada bir şey iç kuvvet değilse nedir? Hani zıddı ne? Dış kuvvet. O zaman iç kuvvetlerin etkisi varsa bir tane seçenekte, geri kalan dört tane seçenek nedir? Dış kuvvet. Peki bakın öğrenci zihni böyle çalışabilmeli. Peki hocam coğrafyada dış kuvvet nedir? Akarsudur, rüzgardır, buzuldur, dalgadır ve karstik şekillerdir. E o zaman üstüne gidelim. Hocam coğrafyada şimdi Nemrut kalderası, Nemrut Bitlis'te, Bitlis'te meşhur bir volkanik Nemrut dağı var. Zamanında patlamış, zirvesinde çukur oluşmuş, içi suyla dolmuş, göl olmuş. Nemrut kalderası iç kuvvet. Hocam yani diğerleri iç kuvvet değil mi? İşte beraber görelim. Zonguldak'ta falezler varmış. Falez coğrafyada dalga aşındırma. Diğer adı Yalıyar'dı dostlar. Durusu Gölü. Diğer adı Terkos Gölü. İstanbul'dadır. O bir ne? Kıyı Set Gölü. Hocam Kıyı Set Gölü ne? Diğer adıyla Lagün. Diğer adıyla Deniz Kulağı.
dalga birikim şekli. Peki hocam, Balat Deltası Aydın'da Büyük Menderes'in alevyonlarının etkisiyle oluşmuş haliyle akarsu biriktirme şekli. Hocam Patara'da kumsal oluşmuş. Patara'nın kumullarının oluşmasında rüzgarın bir katkısı var. Patara kumullarının, ama Patara kumsalının plajının oluşmasında da dalganın bir etkisi var. O zaman 4 tane dış kuvvet, 1 tane iç kuvvet. İşte soruya böyle yaklaşmayı öğrendiğinde, hani ne arayacağını bilirsen cevaba daha rahat ulaşıyorsun. Doğru cevabım A seçeneği. Peki öğrencilerim, karşımda bu sefer ne var? Diyor ki, soru böyle uzun bir soruymuş. Ben sana diyor, 3 tane ova tanımı yaptım. Sonra sana eşleştirme yaptım. Bana doğruyu bulsana diyor. Öğrencilerim bakalım. Önce isterseniz ben bunların bir isimlerini bir keşfedelim. Sonra onların Türkiye'de hangi ovalara denk geleceğini beraber bulalım. Tektonik hareketler sonucunda oluşan çöküntü alanlarında gelişiyormuş. Zaten kendi adı tektonik ova ya da çöküntü ovası. O zaman birincisinin adı, öğrencilerim diyorum ki, tektonik ova. Akarsuların taşıdığı alevyonların gidip deniz kıyısında birikmesi, delta ovası. Kireç taşının, diğer adı kalker, unutmuyoruz. Kireç taşının çözülmesi sonucunda başlıca karstik süreçlerle şekillenen, kendi adı karstik ova. Hocam ne istiyor benden şimdi soru? Eşleştirme istiyor. Peki görelim. Sence bunlar nerede? Zaten 3 tane ova üzerinden mi dönmüş soru? Evet. Peki ben de fiziki haritaya dönmek istiyorum. Deneme şu anda karşımda ve ovaları görüyorum ben. Diyor ki, Konya Ovası diye bir yer var. Sence Konya Ovası nedir? Konya Ovası bir tektonik ovadır. Hocam, tektonik ovalar hep kırık hatların olduğu yerde mi olur? Genel anlamda evet. Ama kırılmadan, kıvrılarak da, yani levha hareketleri sonucunda kıvrılarak da bir yer çevresine göre alçakta kalamaz mı? Ve böylece ova olamaz mı? Hani bazen öğrenci, Konya Ovası'na tektonik diyeyim mi? Orada deprem tehlikesi yok ki, diyor. Sanki tektonik illahi kırık mı olmalı diye düşünüyor. Mesela Şanlıurfa'nın ovaları da öyle. Mesela bu Edirne Ergen Ovası da öyle. Buralar çok abartılı kırık hatlar değildir ama tektonik ovadır. Çünkü belli bir kıvrılma sonucunda çevresine göre alçakta kalmıştır. Ozan öğrencilerin Konya Ovası'nın ne olduğunu bilmem bugün çok kıymetliydi benim için. Konya bir tektonik ova. Hocam, peki delta ovası bunlardan hangisi? Bafra mı, Tefelli mi? Biz biliyoruz ki Bafra coğrafyada bir tektonik ovadır. Haritada nerede? Samsun'da. Hocam Bafra delta ovasını hangi akarsuyun getirdiği alivyonlar yapıyordu? Türkiye'nin en uzun akarsuyu. O zaman Türkiye'nin en uzun akarsuyu ülke içinde Kızılırmak idi. Onun taşıyıp getirdiği alivyonlar deniz içinde birikerek delta ovalarını oluşturuyordu. Hocam o zaman diğeri de mantık olarak karstik ova oldu. Evet, yani A seçeneği gibi göründü. Peki Tefenli nerede? Tefenli Türkiye'de Burdur ilimizde. Türkiye'de Burdur Tefenli diye bir yer var. Haliyle öğrencilerim, coğrafyada demek ki Burdur Tefenli bir karstik ovaymış. Peki bu karstik ovaları yine hatırlayacak mısınız? Nasıl bir kodlamayla öğretmiştik? Klasik güzel bir kodlamamız var bizim dershanecilikte. Takkem diye. Yani Tefenli, yani Acıpayam, yani Korkuteli, yani Kestel, yani Elmalı, yani Muğla. Coğrafyada bunlar ne? Bunlar coğrafyada önemli karstik ovalar. İşte bunları hatırlarsanız güzel olur. O zaman soruya dönecek olursak, demek ki A seçeneği tutarlıymış. Çünkü ilki tektonik olmalıydı. Çünkü ikincisi delta olmalıydı. Üçüncüsü Tefenli olmalıydı.
öğrencilerim, ben başladım. Katılan dostlarım lütfen nasiplenin. Bizim amacımız bu. O klasik öğretmen şeyleri. Biz bunları zaten biliyoruz. Önemli olan sizin güzel bir şekilde anlamanız. Ve ben şeyi çok seviyorum ki bunu yapan öğrenciler de helal olsun. Hocam diyor, artık senin gibi düşünmeye başladım. Tepkilerim sana benzedi. Vurgularım sana benzedi. Senin gibi olmaya başladım. Şimdi bazen bu ürkütüyor böyle, bunu yüz yüze söyleyince sınıf ortamında, ama sonuçta diyorsun pişiyor. İşte çırak ustaya yetişmeye başladı diyorsun ve mutlu oluyorsun. Öğrencilerim, 6. soru. Umarım size o katkıyı sunabilirim. Türkiye'deki akarsuların genellikle denge profiline ulaşmamış akarsular olmasının başlıca nedeni nedir diyor. Güzel bir soru. Kavramı bilmem lazım. Denge profili nedir? Tanıştırayım. Öğrencilerim, arazi dağlık engebeli ya. Ben bazen özellikle liseliler benim bu cümleme çok gülüyor böyle söylediğimde. Diyorum ki arkadaşlarım, akarsuyun da bir hayali vardır. Hocam, akarsuyun hayali nedir? Şu anda gördüğünüz şu araziyi paramparça etmek. Yani akarsuyun hayali nedir? Bu araziyi paramparça edip her yeri deniz seviyesi kıvamına getirmek. Peki hocam, akarsu sabırlı bir dış kuvvet midir? Evet. 40 bin yıl, 50 bin yıl üşenmeden her gün bir yeri aşındıra 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 her yeri deniz seviyesi kıvamına getirebiliyor. 40 bin, 50 bin yıl sonra. Hocam, o zaman dağlık bir yerin süreç içerisinde böyle jilet gibi, tabir uygunsa düz hale gelmesine akarsular denge profiline ulaştı mı deniyor? Evet. Peki diyor ki, niye senin ülkende daha ulaşmadı? Çünkü bizim ülke jeolojik olarak genç. Yani bizde dağlar daha yeni yeni oldu. Yani tersiyer döneminde oldu. Haliyle tersiyer palezoik dönem olmadığı için, prekambriyen olmadığı için, genç olduğu için biz genciz. Dağlarımız daha yeni oldu. Akarsuyun hayaline ulaşması için binlerce yıl geçmesi lazım. O zaman demek ki benim buna vurgu yapan bir seçenek aramam lazım. Genç olduğumuzu ifade eden öğrencilerin bir kelime görmelisin. Hani soru tarzının mantığını bildiğin an ne arayacağını biliyorsun. O zaman öğrencilerim, genç olduğumuza vurgu yapan, tersiyer kuaternerde yükseldiğimize, dağlarımızın oluştuğuna vurgu yapan bir şey aramanız gerekiyordu. O yüzden doğru cevap burada C seçeneği. O yüzden diğerleri net olarak tam başlıca neden kelimesini karşılayamıyor. Peki, akarsuların akış hızı bir ilgisi var mı? Diyorum ya, tam neden o değil. Hani akarsular hızlıdır, aşındırma yapar. Ama demek ki yapmamış ki, daha denge profiline ulaşmamışız. Olmadı. Yağışların kararsızlığı nedeniyle akarsu rejimi düzensiz. İşte düzensiz olunca o zaman her ay aşındıramıyor. O zaman bunu sorguluyor işte. Neden aşındıramıyor? Ama temel neden bu değil. Temel neden bizim genç olmamız. Çünkü bu çok çok dolaylı bir şey oldu. Akarsuların kar ve buz sularıyla beslenmesi, tam beslensin ama aşındırmayla bir vurgusu yok. Ulaşım taşımacılık, bakın, aşındırmaya, kemirmeye, neden oraya gelemediğine bir vurgu yapmıyor dostlar. Peki, 7. soru. Toros dağlarını oluşturan ana kayaçlar göz önüne alındığında bu yörede aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinin daha yaygın olması beklenir? Kolay bir soru. Zaten ÖSYM de öyle yapacak. ÖSYM 18 tane sorunun 18'ini zor sormayacak dostlar. Güvenin kendinize. Toros Dağları Akdeniz'de. Toros Dağları kalkerli arazi. Hocam, böyle kalkerli arazilerde hangi kaynak oluyordu? Karstik kaynak oluyordu. Peki hocam, bir fayda sağlayalım. Hocam, bu karstik kaynaklarda böyle su yerin altından çıkıyor ya. O karstik kaynaklarda suyun çıktığı ilk yere ne deniyordu? Bir lise bilgisidir. Vaucluse deniyordu.
Peki karsi kaynaklar diyor içinde bol miktarda mineral mi bulundurur? Burada da kireç mineraline gönderme yapıyor. Evet. Peki bu karsi kaynak soğuk su kaynağı mıdır, sıcak su kaynağı mıdır? Soğuk su kaynağıdır. İşte bunları hatırlamanız kıymetli. Peki 8. soru. Türkiye'de aşağıda verilen yerlerden hangisi daha seyrek nüfusludur? Demek ki 4 tane kalabalık, bir tane seyrek yani tenha nüfuslu bir yer var. Bence haritadan gösterelim. Harita üzerinden yürüyelim, gidelim. Hem gözünüz yerlere alışsın istiyorum. Ben de şöyle izninizle bir sayfayı çevirmeliyim sadece. Diyor ki, şöyle bir ayarı da bozdum sanki. Şöyle yapsam göz zevkinizi bozmam herhalde. Peki dostlar, diyor ki Çukurova ve çevresi yani Adana. Adana Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri midir? Evet, 6. büyük şehir, talep gören bir yer. Tarım, sanayi, ticaret, liman burada önemli olduğu için haliyle gelişmiş bir yer. Rize, Trabzon kıyı şeridi. Biz zaten nasıl anlatıyoruz size? Diyoruz ki Doğu Karadeniz'in kıyı şeridi yoğundur. Hocam niye yoğun? Çünkü gerisi dağlık engebeli. Haliyle gerisi dağlık engebeli olduğu için nüfus biraz nereye hapsolmuş? Sahile doğru hapsolmuş. O yüzden o sahil kendisini gösteriyor, yoğun diyeceksin. Çatalca Kocaeli Yarımadası'nın güneyi, yani bakın tam şu sarıya boyalı yerleri kastediyor şurası. Yani İstanbul'un dikkatinizi çekiyorum, kuzeyi kalabalık değildir. Karadeniz'e bakan taraflar incin top oynuyor, nüfus az. Ben gittim oraları gördüm, Belgrad Ormanı falan var. Ama evler o yoğunluk nerede? Güneyde işte. Boğaz kısmında. Haliyle öğrencilerim bu da yoğun. Yıldız Dağları kıyı şeridi. Hocam Yıldız Dağları neresi oluyor? Şurası bak. Yıldız Dağları'nın kıyı şeridi de şurası oluyor dostlar. O zaman bu Yıldız Dağları Kırklareli tarafları. Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan tarafı çok yoğun mudur? Hayır. Biz size bu Yıldız Dağları çevresini nasıl öğretiyoruz? Dağlık engebeli diyoruz. Önemli yol güzergahı değil diyoruz. Önemli ulaşım yollarına sapa kaldı diyoruz. Haliyle buradan önemli bir karayolu, demiryolu geçmediği için nüfuslanmıyor diyoruz. Peki Gaziantep? Öğrencilerim tanışın. Gaziantep Güneydoğu Anadolu'nun en gelişmiş ilidir. Sonra belki Diyarbakır, Şanlıurfa gibi iller gelir. O yüzden Gaziantep Türkiye'de önemli fabrikaların, önemli ticaret merkezlerinin, önemli turizm bağlantılarının özellikle iç turizmde, gastronomide son yıllarda çok iyi gidiyor. Bu gibi bağlantılar arasından önemli bir yerdir. Haliyle öğrencilerim soruya dönecek olursak soru kendini belli etti. D seçeneği diyorum. Peki yarıladık mı? Galiba bu soruyla yarılayacağız. Geldim 9'a. Peki nasıl bir soru? Türkiye'deki nüfus sayımı dönemleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Öğrencilerim, hemen kısa bir bilgi hatırlayalım. Hemen size ne açayım? O sayım yıllarını veren o tabloyu bir göstereyim. Türkiye'de nüfus sayımı bir yandan da ben anlatmaya başlayayım. Hocam Türkiye'de nüfus sayımı ilk ne zaman gerçekleşti? Öğrencilerim Türkiye'de ilk nüfus sayımı 1927'de gerçekleşti. Cumhuriyet döneminden bahsediyorum tabii ki. Cumhuriyet dönemindeki nüfus sayımı 1927. Sonra devletimiz bir karar aldı. Hani tabiri uygunsa bunu bir düzene bağlamak istedi. Sonra 35 yılında yaptı. Sonra dedi ki ben artık dedi 5 yılda bir sayım yapma kararı aldım dedi. Yani 35'ten sonra dikkatinizi çekiyorum. 40, 45, 50 diye 5 yılda bir sayım yapmış. Hocam 90'lı yıllara geldiğinde ne oldu Türkiye'de? Gelen iktidar dedi ki ben artık 5 yılda bir sayım yapmayacağım. Ben 10 yılda bir sayım yapacağım artık dedi. Yani anlayacağınız 90 yılında, 95'te yapılmadı 2000 yılında ve 2010 yılında yapılacaktı devlet sistem değiştirdi. Devlet dedi ki ben artık
İnsanları eve kapatmayacağım. Beyan esaslı sayım yapmayacağım. Öğrencilerim, en son 2000'de yapılan, Cumhuriyet'in ilk döneminde başlayıp buraya kadar devam eden bu sayım nasıl bir sayımdı? Bir pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Öğrencilerim, insanlar dışarı çıkamıyordu. Görevli memur kapıyı tıklayıp elinde bir anket formu mantığı gibi gelip aile üyelerine çeşitli nüfus adına veriyi toplama adına sorular soruyordu. Hocam 2007'de ne oldu? Türkiye bir karar aldı. Ben artık adrese dayalı nüfus sistemine geçmek istiyorum dedi. Yani Türkiye vatandaşlarının artık gidip muhtarlıklara kendini bildirmesini, muhtarların da o bilgileri Türkiye Sesi Kurumu'nun sitesine işlemesini ve böylece artık internet ortamı üzerinden sayım yapılmasını istedi. Yani hocam biz artık her yıl mı sayılıyoruz? Evet. Yani 2007'de başlayan bu süreç 2008, 2009, 2010 diye devam etti. Nasıl sayılıyoruz peki? İnternet üstünden. Yani biz bilgileri muhtara veriyoruz. Muhtar Türkiye İstatistik Kurumu'na aktarıyor. Türkiye İstatistik Kurumu da o verileri derleyip toplayıp bize genelde yeni yılın ilk ayının sonunda ya da ikinci ayın başında kamuoyuna sorumluluk bilinciyle paylaşıyor. Mesela hatırlatayım. Hocam 2023 verileri ne zaman paylaşıldı? 6 Şubat'ta. Yani yeni yılın 2023 verileri ne zaman paylaşıldı? 6 Şubat 2024'te. Yani 2024 denilen yeni yılın ikinci ayının ilk haftasında. Bazen ona kalmıyor, ocağın sonunda da paylaştığı oluyor. Peki öğrencilerim, olayın sistemi buydu. Şimdi bunu anlatan bir hikaye bu. Sorumuz muhtemelen bununla ilgili. Diyor ki, Ozan söyle bana Türkiye'nin nüfusu adına acaba ne doğrudur? Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı 23 yılında mı yapılmış? Bir tuzak görüyorum. 23 değil, 27 demesi lazımdı. Ozan bu yanlış. Nüfus sayımları 1935-1990 yılları arasında her 10 yılda bir tekrarlanmış. Hayır, 5 yılda bir tekrarlanmış. Yanlış. Sayımlar 2007 yılından itibaren adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yapılmış. Doğru. Yani biraz şeyi de yapmak istedim. Gördünüz mü? Gerçekten öncüllere bakmamıştım bu arada. Yani kaç aydır, kaç ay önce hazırlamıştım. Ama neyi göstermek istedim? Bilirsen yaparsın. Biliyorsan konuyu yaparsın işte. O zaman öğrendiğimiz doğruyu arıyorduk. Doğru yalnız 3 olmalı. Yani C seçeneği. Peki. 10. soru. Herhalde yine nüfusun içindeyim halen. Ve bana diyor ki Artvin'de diyor aritmetik nüfus yoğunluğu az olmasına karşın. Aritmetik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun yüz ölçüme bölünmesiyle elde ediliyordu. Kilometre kareye düşen insan sayısını bulmaya odaklıydı. Diyor ki, kilometre kareye düşen insan sayısı Artvin'de azmış. Ama tarımsal nüfus yoğunluğu çokmuş. Tarımsal nüfus yoğunluğu ne? Bir yerde var olan çiftçiyi ya da kırsal nüfusu tarım alanına bölüyorsun. Peki hocam, nasıl tarımsal nüfus yoğunluğu fazla çıkar? Mesela orası dağlık engebelidir. Yani tarım alanı azdır. Ama buna karşılık kırsal kesimde mecburiyetten dolayı yaşamak zorunda olan insan çoktur. Yani eğer bir yerde tarım alanı az, ama buna karşılık o tarım alanının tabir uygunsa talebi çoksa yığılma olacaktır. Peki neden tarım alanı az? Artvin dağlık engebeli çünkü. O zaman öğrencilerim, dağlık engebeye vurgu yapan bir şey aramalısınız. Ya da kırsal nüfusun çok olduğuna, Türkiye'nin diğer illerine kıyasla kırsal nüfusun çok olduğuna vurgu yapan bir şey aramalısınız. İntensif tarım yaygın diyor. Soruyla bağlantısı yok. Kış sıcaklığı yüksek. İlgi kuramadım.
Ekilebilecek alan dar diyor. Bak bu olacak. Çünkü bizde alan niye dar Artvin'de? Dağlık, engebeli çünkü. Tarımda çalışan nüfusun yaş ortalaması büyük. Kırsal nüfusun çokluğuna değil, yaşa vurgu yapmış. Tarımda devlet desteği artmış. Yine istediğim bu değil. Bakın yine neyi göstermek istedim, ne aramalıydım. Ya tarım alanının az olduğuna vurgu yapan bir seçenek ya da kırsal nüfusun mecburiyetten çok olduğuna vurgu yapan bir seçenek. Çünkü bu soru bunu istiyor dostlar. Tarımsal nüfus yoğunluğu fazla demek, tarım güzeldir demek değil. Tam tersi. Tam tersi. Tarımsal nüfus yoğunluğu fazla demek, demek ki burası çok dağlık engebeli. İnsanlar mecburen köyde yaşamak zorunda ama yeterli tarım alanı yok. Bir yığılma, bir sıkışma söz konusu. Peki. Yine bir nüfus ama bir göç sorusu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de iç göçlerin nedenlerinden biri değil? Göç halen Türkiye'nin yoğun bir gündemi, her zaman soru sorulmaya aday. Türkiye'de iç göçlerin nedenlerinden biri değildir. Tarım topraklarının erozyon nedeniyle verimsizleşmesi. Verimsizleşirse haliyle istediğim üretimi yakalayamam, para kazanamam, o zaman ben burada durmak istemem. Kan davası terör. Öğrencilerim halen gündemde ve doğru. Hızlı nüfus artışı nedeniyle geçim kaynaklarının yetersiz kalması. Yetişemiyorum, yetmiyor. Daha iyi iş imkanlarının olduğu büyük şehire gidiyorum. Sağlık eğitim hizmetleri yetersiz. Sağlık eğitim hizmetleri kırsal kesimde affedersiniz köylerde, kasabalarda yetersiz olunca imkanların daha iyi olduğu büyük şehirler tercih ediliyor. Büyük kentlerde konut sayısı fazla. Bu biraz sonuç cümlesi gibi olmuş. Neden değil de sonuç gibi olmuş. Yani insanlar büyük şehirlere taşındı. Büyük şehirlere taşınınca insanlar ihtiyaç anlamda evler yapıldı ve bu yüzden şu anda mevcut durum olarak bir sürü ev var. Ama bu bir sürü ev var diye ben çıkıp gelmedim. Ben çeşitli gerekçelerle geldim, kalabalıklaştım, evler yapıldı ve ben de oturdum. Yani bu bir neden cümlesi değil, bir sonuç cümlesi havası verdi. Peki dostlar. Ya 12. Şöyle bir dershanenin son çayını, soğuk çayını bir yudumlayayım. Evde olmadığım için maalesef kaçak çay yapamıyoruz. Belki eve geçince artık yorgunluk çay içeriz, sonra dinleniriz. Hocam ne diyor? Diyor ki ortalama yükselsi oldukça fazla olan bu yörede bir tanımlama var. Dağlık ve engebeli alanlar çok yer tutuyormuş. Yüksekmiş. Tarım etkinlikleri ancak dağlar arasındaki ovalarda yapılıyormuş. Yöre halkı yaz mevsiminin kısa, kış mevsiminin uzun ve çok sert geçmesinden dolayı birçok tarım ürününü yetiştiremiyormuş. Paragraf bana benim yine derslerde kullandığım dörtlü havası verdi. Hocam sen ders anlatırken kime dörtlü diyorsun? Sert karasal iklim yaşayan yerlere. Yani Ardahan'a. Yani öğrencilerim ben kime diyorum? Ardahan'a, Erzurum'a, Kars'a ve Ağrı'ya. O zaman burası Türkiye'nin kuzeydoğusu. Burası sert karasal iklim. Aslında soruyu Türkçeleştirelim. Yani basitleştirelim. Sert karasal iklim olan bir yerde ne yetişir? Hocam, cevap arpa mı? Evet. Çünkü arpa kim? Tahıllar içerisinde. Soğuk koşullara dayanıklı bir tarım ürünü. Tıpkı çavdar gibi. Hatta çavdar soğuğa daha dayanıklıdır dostlar. O yüzden arpa, çavdar gibi tahıllar soğuk koşullara dayanıklı olduğu için biraz daha böyle dezavantaj kabul edilen illerde bile yetiştiriciliği yapılabiliyor. Oysa çay Karadeniz ikliminin ürünü. Oysa turunçgil Akdeniz kıyısının ürünü. Oysa incir başta Aydın olmak üzere kıyı kentlerin ürünü. Yer fıstığı Türkiye'de Adana gibi önemli Akdeniz kentleriyle genelde özdeşleşmiş.
Adana, Osmaniye gibi, Şırnak gibi yerlerle, Kahramanmaraş gibi yerlerle. O yüzden doğru cevabım kesinlikle burada arpa olmalı. Arpa ne işe yarıyordu? Hayvan yemi ve içki endüstrisinde biranın mayalanmasında kullanılıyordu. Peki. Hocam 13. Öğrencilerimle zoom yapayım elimden geldiğince. Ve bir hayvancılık sorusu. Türkiye'de kümes hayvancılığı durdum. Genelde derim kümes hayvancılığı derken testekinde tavuk çiftlikleri kastedilir. Ve arıcılık etkinliklerinde önemli olan illeri sen söyler misin diyor. Hocam Türkiye'de kümes hayvancılığı derken ne var? Tavuk eti ve yumurta üretimi var. Peki bu yumurtada ya da tavuk etinde iddialı memleketler kim? Bolu, Manisa, Afyon, Balıkesir gibi iller. Ozan öğrencilerim Tunceli'yi saymadım sanki. Denizli'yi saymadım. Erzurum'u saymadım. Bartın'ı saymadım. Manisa'yı saydım ama. Peki hocam arıcılıkta en son verilerde önde kim vardı? Ordu, Muğla, Adana gibi iller. O zaman Manisa'nın yanında Ordu bulunuyor. Evet, öncü, arıcılıkta öncü yerlerden biri midir? Kesinlikle. O zaman bu sorunun cevabı kendini belli etti. Kesinlikle E seçeneği. E peki dostlarım ilerliyorum. Güzel. Karşımda bir maden sorusu görüyorum. Bana diyor ki Türkiye'de rezerv bakımından rezerv yerin altında madenin toplam miktarı yani stok. Peki bu toplam miktar bakımından bazı madenler yeterli olup bunların dış satımı yapılırken bazıları yetersiz olup dış alımı gerçekleşiyor. Acaba bana rezervi yeterli yetersiz eşleştirmesi yapar mısın diyor. Yapalım. Hocam coğrafyada hangisinin rezervi yeterli? Krom övündüğümüz bizde olan bir maden mi? Evet. O zaman ben böyle rezervi yeterli doğru vermişse artı sembolü koyayım. Peki hocam bizde fosfat, öğrencilerimiz fosfat zengini değiliz. Kükür değiliz. Doğalgaz değiliz. Mermer evet. Peki bu tarafa geçiyorum. Hocam peki bizde fosfat yetersiz mi? Evet yetersiz. Mermer yeterli. O zaman hani yanlış vermiş. Krom yeterli. Yanlış vermiş. Demir. Bizde demir madeni var. Ama biz iyi çelik üreticisi olduğumuz için dışarıdan temin etme yoluna gidiyoruz. Yani çok çelik üretiyoruz. Türkiye'de de var ama dışarıdan da destek alıyoruz. O yüzden aslında hani çok fakir demek yanlış olur. Bor bizde olan bir şey. O zaman eşleştirme adına kim tuttu? Krom ve fosfat. Hocam krom neredeydi? Elazığ, Guleman, Muğla, Fethiye, Köyceğiz, Dalaman, Kütahya, Bursa, Eskişehir üçgeni, Bayburt tarafları, Bayburt Erzincan ikilisi genelde böyle krom yatakları adına dikkat çeken yer. Peki fosfat nerede? Genelde az. İşte nerede ama? Güneydoğu Anadolu, biraz Doğu Anadolu. Peki favori memleket kim? Mardin söylüyorum hemen. Mardin Mazı'da. O zaman Mardin'in Mazı'da ilçesi coğrafyada fosfat yatakları adına bizim ülkede meşhur yer mi? Evet diyeceksiniz. Peki dostlar ilerliyorum. Güzel gittik. Şunları söylemedim. Hepsini söyleyeyim aslında. Bir tekrar olsun. Tamam. Şeyi hallettim. Krom üstünü çiziyorum. Fosfat tamam. Tamam. Hocam mermer neredeydi? Hani amacımız tekrar ya. Kusura bakmayın. Böyle unuttum. Peki mermer mi? Balıkesir, Marmara Adası. Bursa. Denizli. Afyon. Mermer deyince akla bunlar geliyor. Peki hocam kükürt. Kükürt deyince öğrencilerim Isparta, Keçi, Borlu, Muğla, Milas dikkat çeksin. Peki hocam doğalgaz bizde fazla yok ama Mardin Çamurlu, Düzce Akçakoca, Kırklareli Hamitabat, Tekirdağ Hayrabolu, yeni bulduk Sakarya açıkları diyeceksin. Hocam demir nerede? Malatya Ekiman Hasan Çelebi, Sivas Divri Kangal demir maden yatakları adına en meşhur yerdi. Hocam bor neredeydi? Eskişehir Seyit Gazi, Kütahya Emet,
Bursa Kestelek ve öğrencilerin Balıkesir, Bigadiç, Susurlu. Ne bunlar? Türkiye'de bor maden yatakları adına iddialı yerler. Güzel. Kendimi öveyim dedim. Unutmamışım. Peki, umarım siz de unutmamışsınızdır. Gelelim görsel soruya. Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangilerinde termik santral var? Hocam termik santral ne? Elektrik üreten santral. E peki neyle çalışıyor? Fosil yakıtlar. Peki fosil yakıt nedir? Petrol, doğalgaz, taş kömürü, lignit kömürü, bir de KPSS'de asfaltit var. Peki hocam, o zaman termik santral burada nerede? O zaman zoom yapıp bir yer tespiti yapalım. Öğrencilerim zoom yapıp bir yer tespiti yapalım, çıkar zaten. Sanki burası Manisa, Soma havası verdi. Çünkü tam Soma ilçesinin olduğu yer. Öğrencilerim bu bana Antalya, Manavgat havası verdi. Çünkü Manavgat'ın olduğu yer. E bakıyorum sanki burası Kahramanmaraş, Elbistan havası verdi. Ve öğrencilerim sanki burası Çoruh Nehri'nin geçtiği bir güzergah, Artvin, Yusufeli tarafları havası verdi. Peki üstüne gidelim. Türkiye'de Manisa Soma deyince akla ne gelir? Lignit kömürü. Peki lignitle çalışan termik santral var mı? Var. Peki Manavgat? Manavgat deyince benim aklıma baraj geldi. Manavgat nehri üzerinde Manavgat ve Oymapınar barajı var. O zaman bu su gücü. Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Elbistan, Lignit'le çalışan termik santral var. Aldım. Hocam Artvin'den ne geçiyordu? Çoruh Nehri. Çoruh Nehri üzerine son dönemlerde önemli barajlar yapıldı. Artvin, Borçka, Yusufeli, Muratlı, Deriner gibi. Yani anlayacağınız bunlar su gücüyle çalışan elektrik santralleri. O zaman Soma ve Elbistan, yani 1 ve 3 görüyorum ama rakamlara bir daha bakayım, izninizle siliyorum rakamları görmek için. Evet, 1 ve 3. O zaman 1 ve 3 benim cevabım olmalı. Meğer onlar lignitle çalışan termik santrallermiş. Peki bir ulaşım sorusu. Türkiye'nin bazı havaalanlarında deniz turizmi nedeniyle Mayıs-Ekim döneminde dış hatlar yolcu sayısında artış oluyor diyor. Yani turizm sezonu demeye getirdi. Peki diyor, hangi havalimanında bu tip bir artışın daha az olması beklenir? Artış daha az olsun. Yani millet deniz turizmi için orayı seçmiş olmasın. Öğrencilerim, sanki cevap kendini belli etti. Trabzon. Çünkü Trabzon Karadeniz'dedir. Karadeniz yazların serin olduğu, deniz suyu sıcaklığının denize girmek için uygun olmadığı, yeterli zaten plaj, konaklama tesisleri, bunlar da yetersiz. O yüzden hani Trabzon deniz turizminden değil, yayla, doğal güzellik ya da kültür turizminden biraz ekmek yiyor. Ama Milas, Bodrum, Muğla'da deniz turizmi adına önemli yerler. İzmir takdir edersiniz ki önemli bir deniz turizm destinasyonu. Kocaseyit, Balıkesir'de. Balıkesir demek Edremit, Ayvalık. Öğrencilerin millet buraya gidiyor. Altınoluk. Haliyle bunlar önemli yerler. Peki Gazipaşa, Alanya. Öğrencilerim işte yine başta Rus turistler olmak üzere. Bir dönem Almancılar çok gidiyordu buraya ama sanki son dönemlerde Ruslar tercih ediyor. Rus turistlerin özellikle tercih ettiği yerlerden biridir buralar. Yani cevabım Trabzon oldu. E peki bir çevre sorusu, yani farklı bir soru tarzı. Havzalarındaki sanayi ve kentleşme göz önüne alınırsa yukarıda verilen nehirlerin hangilerinde kirlilik oranı daha az olur? Havzalarındaki sanayi ve kentleşme göz önüne alınsın. Nehirlerin hangilerinde kirlilik daha azdır? O zaman benim bu akarsuların nereden geçtiğini kabaca düşünebilmem lazım. İzninizle yine harita açalım. Yine ben kitapçıktan seçeneklere bakayım. Ve size bu haritaların nereye denk geldiğini gösterelim.
Bu akarsuların, cümleyi düzeltiyorum. Peki Ergene Nehri nerede? Dostlarım Ergene Nehri ile tanışın. O Meriç Nehri'nin bir koludur. Meriç Nehri böyle gelir. Ergene de buradan gelip bağlanır. O zaman Ergene Nehri bu Tekirdağ'ın, Edirne'nin olduğu yerlerdedir. Hocam temiz midir, kirli midir? Bu Trakya tarafları tehlikeli. Haliyle öğrencilerim sanayileşmenin olduğu yer bu Tekirdağ. Haliyle biraz temiz gelmedi bana. O zaman bunu al. Peki Dicle nerede? Öğrencilerim Dicle Elazığ Hazar Gölü'nden doğup böyle hani lokasyon olarak Batman, Diyarbakır gibi şehirleri geçip ülke dışına çıkan bir akarsudan bahsediyoruz. Yani gittiği yöreler Batman, Diyarbakır. Bir dursun soru işareti. Hani daha güçlü varsa onu seçeceğim. Diyor ki Çoruh Nehri. Çoruh Artvin'den geçiyor. Haliyle Artvin çok fabrikalaşmanın olduğu bir yer değil. Haliyle eledim bunu. Bunu da aldım. E peki kim kaldı? Gediz. Bakırçay. Gediz. Küçük Menderes. Büyük Menderes diye akarsular var. Hocam bu akarsu nereden geçiyor? Manisa, İzmir gibi yerlerden. Yani Ege'de sanayileşmenin en fazla olduğu illerden. Kesinlikle bunu kirlilik olarak alalım. E peki bir de kimi alalım? Öğrencilerim diğerlerine kıyasla bir daha kim dedim? Bunu almıştım. O zaman soru kirlilik, bir soru kökünü kaçırdım. Bir daha dönüyorum. Kirlilik az olanı soruyor. Şöyle bir her şeyi temizleyelim, karışmasın. Kirlilik az olanı soruyormuş. O zaman Dicle daha temiz. Diğerlerine kıyasla. Şu Çoruh daha temiz. O zaman şu Gediz'e kirli diyelim. Ergene Nehri'ne kirli diyelim. O zaman iki tane kirli, iki tane kirlilik de az. Kimdi onlar? Çoruh ve Dicle. Çoruh, Dicle hangi seçenek? 2-3. Yani dönüyorum, işaretliyorum. B seçeneği. Değil mi? Bir ara böyle bir soru kökü unuttum sanki ama hemen toparladım. Peki. Türkiye'nin dış ticaret açığı vermesinde hangisinin etkisi yoktur? Dış ticaret açığı nedir? Ülkenin ihracatının parasal değeri ithalatın altında kalacak. Genelde öğrencilerin ticaret verileri dolarla ifade edilir. Bizim en son İhracat verilerimiz 255 milyar dolardı. Ama ithalat yaklaşık 355'ti. Hatta 65'ti. Hocam, o zaman bizim dışarıya sattığımızın parasal değeri dışarıdan aldığımızı karşılayamadı. Evet. E o zaman biz zarardayız. Evet. İşte bu zarar kelimesine dış ticaret açığı deniyor. Peki biz bu açığı nasıl kapatacağız? Hani yine seçeneğe yaklaşmayı öğretelim. Mantık olarak ihracatı arttıran, mantık olarak ithalatı azaltan şeyleri düşünmeliyim. Yani seçeneğe baktığımda şöyle sormalıyım. Hadi soralım. Sen ihracatı arttırıyor musun, azaltıyor musun? Arge, yani araştırma geliştirme çalışmalarına önem verilmemesi. Acaba bu açığın bir müsebbibi mi? Evet. Çünkü Arge çalışmalarına önem verilse, yeni bir şeyler üretilse, katma değeri iyi ürünler üretilse belki ihracatımız artar. O zaman diyorsun bunun bir ilgisi var. Dış pazarlarda rekabet güçlü yaşıyoruz. Bu yüzden istediğimiz satışı yapamıyoruz. O yüzden ihracat rakamları altta kalıyor. İlgisi var. Global, yani bizi tüm dünyada tanıtan, yani şeyi hayal edin. Öyle bir ürününüz var ki dünyada şu anda Birleşmiş Milletler'e 193 ülke var. Atıyorum 150'si kullansın, tamam. 150 ülke kullanıyor. İşte daha böyle bir markamız yok. Hani bazı markalar var ama 50 ülkeye ihracatı yapıyorsun. 60. Böyle tüm ülkelere değil. O zaman bu bir sıkıntı. Ülke içinde kargo şirketlerin sayısı artması. Öğrendilerim. Bir kelime oyunu var. Ülke içinde diyor. Ya diyorsun bu iş ticaretle ilgili bir şey. Bu Türkiye'de iş ticareti arttıran bir şey. Yani
Dış ticarette bunun bilgisi yok. Dış alımın büyük bir kısmını endüstri ürünleri, petrol, doğalgaz. Yani diyor ki sen çok para veriyorsun. O zaman enerjiye çok para veriyor olman. Endüstri ürünleri dediğimiz mesela fabrikalar için makineler lazım, makine satın alıyorsun. Böyle şeylerin çok para veriyor olman bir sıkıntı mıdır? İthalat gideri oluşturduğu için evet. Haliyle öğrencilerin bu sorunun cevabı kendini belli etti. Ama önemli olan niye diğer seçeneklerinde yanlış olduğunu görebilmeniz. İşte öğrencilerin böyle bir çalışmaydı. Hemen şöyle bir öğretmenler odası çekimi yaptım. Şimdi işte buradayım. Bugün dediğim gibi işteydim. Bakalım diğer günler nerede olacağım? Yani elimden geldiğince bu saati tutturmaya çalışıyorum. Hani derler ya, nerede olursam olayım, hani yeter ki şartlar uysun, bir şekilde bu canlı yayını yapmak istiyorum. 15 gün kamp, sonra hani o müjdeyi de vermiştim. Sonra belki bir gün dinlenirim. Hemen bir sonraki gün yıl. Tüm yılların KPSS soruları, lisans, ön lisans, orta öğretim. O yüzden hani herkesi bekliyorum. Tüm sınava girecek adaylara yine o çıkmış soruları düzenli ve en iyi şekilde çözmek için bekliyorum. Soracağınız bir şey var mıdır? Ben yine böyle denemeyi açık tutayım. Hani kaçırdığınız, sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Şöyle en başa geldim ve söz sizde. Eyvallah, sağ olun. Hani denemenin üzerinde not almak iyidir. Hani o anlamda bilgilenirseniz, o anlamda tavsiye ediyorum tabii ki. Bir isteği olan var mıdır? Hani çıkmış ÖSYM sorularını çözün demeye getiriyorsunuz mutlaka. Ergene, sonuçta Ergene'nin, hemen harita gösteremiyorum, ekranı şey yaptım. Ergene'nin çıktığı yerler Tekirdağ'dan çıkıp geliyor. Mesela Tekirdağ Çorlu diye bir yer var. Mesela oradaki kirlilik Ergene nehrine karışıyor, Meriç'e gidiyor, oradan Saros Körfezi'ne gidiyor. Genel tekrarlar mutlaka yapacağım. Şeyi bilmiyorum. Sanki böyle Mehmet Eğit Hoca ile benzeten dostlar var. O da sağ olsun kıymetli hocalarımızdan. Ama hani tarzını bilmiyorum. Dürüst olayım, böyle yoğun bir şekilde o hocamı dinlememişim. Ama o da emek veriyor. Her akşam, evet, her akşam saat 23'te biz toplanıyoruz. Sonra dedik çıkmış ÖSYM soruları. Mutlaka gündüz, çünkü ben bayram sonrası biraz böyle tatile geçeceğim. Gündüz genel tekrarlar. Yani bir şekilde böyle sınava kadar 12 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldım. Hani sonra belki bir tatile çıkarız, dinleniriz. Ama şu anda çalışmak. Yayınları kaydedeceğim, onu da paylaşayım. Saat 23 ile 00:30 arası 15'li denemeyi çözüyoruz. Konu konu çıkmış sorular her cumartesi devam ediyordu. Orada da tempoyu artıracağım. Yani önce konu konuyu bitireceğim. Sonra yıllara geçeceğim. Ama konu konu bitmek üzere zaten. Yanılmıyorsam yarın madenleri çalışacağız. Biraz indekskitap.sının şeyi vardı. Bir taşınma sorunu var. O yüzden hani bir yer taşıdılar. Haliyle o taşıma esnasında siparişleri göndermediler ama şu anda düzen kuruldu diye biliyorum. En kısa zamanda size ulaşacaktır. Yine bir aksilik olursa haberleşelim. Öğrenciler izninizi isteyeyim mi? Çok açık net anlatım demiş, eksik olmayayım. Yani en azından biz hep söylüyoruz. Yılların hocasıyız. Sadece bizim tek eksiğimiz sosyal medyada geçmiş yıllarda çok yoğun emek vermemiş olmamız. Ama işte derler ya, geldik, tanıştık. Tanıdıkça seveceksiniz. Hani onu biliyoruz. Çünkü bizim bir çizgimiz var. Hani anlatım olarak da, hani belli bir bakış açısı olarak da bu sınavı iyi bildiğimizi düşünüyoruz. 21 yıldır bu işi yapıyoruz. Umarım size en güzel şekilde katkımız olur. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Eve doğru geçeyim. Artık dinlenme zamanı. Kendinize çok iyi bakın. Yarın da mesaim var. Yine yarın akşam hem
çıkmış ÖSYM sorularını çözeceğim. Saat 22'de canlı yayın, E23'te de haliyle bu canlı yayını yapacağım. Belki işte konu konu giden o canlı yayını 21.30'da yapıp rahatlatıp 23'te de buraya geleceğim. Yani 2-3 saati yarın size ayırmaya hazırım, onu da paylaşayım. Bayramda muhtemelen belki birinci gün yapmam ama ikinci, üçüncü gün ortam uygun olursa, hani böyle yeğenlerden, çocuklardan bizi sabote edecek ortam yoksa mutlaka devam edeceğim. O konuda ben sizi bilgilendiririm. Onu da paylaşırım sizlerle. Kendinize çok iyi bakın, geceniz iyi olsun.